Amerika Birleşik Devletleri Sermaye Piyasası Kurulu Sekin Coinbase Aleyhine açtığı davanın ilk duruşması dün görüldü. Yalnız buna duruşma dememek lazım aslında. Mahkemenin devam edip etmeyeceğine dair yargıcın karar vereceği ön duruşmadayız. Bu aşamada yargıç tarafları dinliyor, kendi araştırmalarını da yapıyor ve bu dava devam etsin mi, daha fazla araştırma gerek var mı yoksa dava düşsün mü ona karar veriyor. Kararın 2 ile 6 hafta arasında çıkacağı tahmin ediliyor. Dünkü duruşma ile ilgili hem yorumları okudum hem duruşmanın bir bölümü dinledim. Davaya bakan New York bölgesi hakimi Katrina Polk Fayla'nın gerçekten çok iyi hazırlandığını gördüm. Kriptoyu çok iyi anlamış. Altcoin meselesini çok iyi anlamış. Amerikan sermaye piyasası kurulu neler yapmaya çalıştığını ve Coinbase'in savunmasını da iyi kavramış. Dün gayet tarafsız ama çok kuvvetli sorular sordu ve böylece aslında davanın nasıl gideceğini de biraz ortaya koydu. Peki davanın konusu ne? Oradan başlayalım. Amerikan sermaye piyasası kuruluyor ki Coinbase şu anda ekranda gördüğünüz 10 altcoin'in ki Cardano, Solana gibi çok büyükler var burada. Coinbase bunların piyasası üzerine alınıp satılmasına izin veriyor. Üstelik bunlara staking yani faiz de ödüyor. Detaylarına girmeyeyim staking'in ne olduğunun. Bu yasaya aykırıdır diyor. Çünkü bunlar birer menkul değerdir. Menkul değerler olduğuna göre benim hüküm alanıma girer. Benden izin almadan, onay almadan bunların alım satımını yapamaz. Bu kanuna aykırıdır diyor. Coinbase'in buna karşı savunması ise bunlar birer dijital varlık. Dijital varlıklar Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu'nun hüküm alanı girmezler. Bunun için yeni kanun kural gerekir. Bu kanun kurallar ya kongreden gelir ya da sermaye piyasası kurulu önceden tanımlayıp bize vermeliydi. İkisi de olmadığı için sermaye piyasası kurulunun bu konudaki davasının düşmesini talep ediyoruz. Böyle bir hüküm gücü yoktur diyor. Peki Amerikan sermaye piyasası kurulu neden bunların bir menkul kıymet olduğunu iddia ediyor? Aslında elinde bir örnek dava var ve o örnek davada adı geçen Huawei testi. Huawei testi bir zamanlar yine sermaye piyasası kurulunun içinde olduğu bir şeyin menkul kıymet olup olmadığını olmadığını tartışırlarken karara bağlanan bir aslında yöntem bir araç ve diyor ki bu test ortada bir kontrat olmalı ve bu kontratla belli bir miktar parayı halka açık yine common enterprise sözcük budur tam olarak bir girişime veya bir varlığa yatırabilmeliyiz. Buradan bir kar beklentimiz olmalı ve bu kar beklentisi başkalarının çabasına çalışmasına dayalı olmalı. Huawei testte bir örnek olarak bir hisse senedinden bahsedebiliriz. Hisse senedi aslında temelde bir kontrattır. O kontrat size şirketin genel kuruluna katılma, temet pay alma, oy hakkı gibi bazı haklar verir. İflas durumunda o hisse senedi ne kadar paraya kavuşabileceğini görürsünüz. Bunlar birer kontrattır. Bu bir parasal yatırımdır. Halka açık bir şirkete yapıyorsunuzdur. Ve bir kar bekliyorsunuzdur elbette. Ve bu kar nereden gelecek? O şirket yöneticilerinin çalışmalarına elde edilen nakitin, karın hisse başı kar olarak size geri dönmesinden. İşte hisse senedi böyle baktığımızda tam anlamıyla Hovey Test'te oturuyor. Peki alt koyunlar buraya oturuyor mu? İşte tartışma burada çıkıyor. Burada bence Coinbase'in oldukça güçlü bir savunması var. Alt coin'lerde bir kontrat yoktur diyor. Hakikaten de yok. Yani size alt coin aldığınız zaman mesela Solana'yı aldığınız zaman Solana şirketinin yönetimine falan katılmıyorsunuz. Ortada bir kontrat yok. Size verilen bir söz yok. Sadece tıpkı bir koleksiyon parçası gibi bunun ileride değerinin artacağına inandığınız için alıyorsunuz. Diyor ki Coinbase eğer sermaye piyasası kurulu buna karışıyorsa o zaman insanların saat koleksiyonlarına da karışmalı. Amerika'da çok sevilen beyzbol kart da karışmalı. Bu onun görevi amacını aşar. Çünkü ortada bir kontrat yok. Birinci savunları bu. İkinci savunuları da bu bir ikinci el ticaret. Yani Solana. Kendisi doğrudan doğruya altcoin'lerini satmıyor. Onun birileri almış zaman da burada ikinci el ticareti görülüyor. Yine bu da sermaye piyasası kurulunun kontrol aşar. Çünkü burada orijinal kurumun kendi hisselerini pazarlamasına benzer Hovey testine uygun bir durum yok. İnsanlar ikinci elde bunu alıp satıyorlar. Bu durumda Amerikan sermaye piyasası kurulu bu işe karışmamalıdır. Tarafların iddiaları böyle. Hakim süper sorular sordu. Sorulardan bir tanesi şu. Altcoin'i alan birisinin cayma hakkı var mı? Öyle değil mi? Bir kontrat imzaladığınız zaman kontrat belli koşullar çerçevesinde cayma hakkınız olur. Hayır burada cayma hakkı yok. Sermaye piyasası kurulu direkt olarak bunu kabul etti. Bu durumda dedi yargıç bu bir aslında kontrat değil. Kontrata benzeyen bir özelliği yok. Kontrat değilse de Huawei testine geçemiyor. Yargıç ısrarla sermaye piyasası kuruluna menkul kıymet nedir tanımını sordu. Onlar hep Huawei testine örnek verdiler. Yargıç da diyor ki ama temelde bir kontrat olması gerektiğini söylüyorsun Huawei testine. O burada yok gidiyor. Yargıç hemen buradan ikinci bölümüne geldi sorularının. Bu çerçevede bunun aslında aslında bir koleksiyon parçasından ne farkı var altcoin'leri kastederek? İnsanların saat koleksiyonu yapması, pul koleksiyonu yapması nasıl sizin kontrol dışında dışındaysa bu da yetki alanınızın dışına çıkmıyor mu dedi ve orada çok önemli bir doktrine vurguda bulundu. Doktrinin adı Major Questions Doctrine. Kabaca fikir şöyle. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hiçbir kurum asıl görevin kongrede olduğu durumda hüküm üretemez. Yani diyor ki yargıç burada özel bir vaziyet var. Bunun ilgili sizin yetki alanınıza bu girmiyor. Bunun kongrede kararlaştırılması gerekiyor ki bazı kongre üyeleri bunu söylediler zaten. Siz onların yerine geçip karar vermeye çalışıyorsunuz. Bu nasıl işliyor? Yargıcın ikinci bir itirazı da e gidin o zaman Solana'ya dava açın diyor. Yani aslında o varlığı, o menkul kıymeti piyasaya sürdüğüne iddia ettiğiniz kuruma. Neden Coinbase'e dava açıyorsunuz? Coinbase sadece bunun satıldığı bir pazar. Bu da hakikaten enteresandı. Bu konuda da sermaye piyasası kurulu ileri doğrusu cevap veremediler açıkçası. Yargıcın başka bir sorusu da şu oldu Sermaye Piyasası Kurulu'ndan bu yönde bir talebiniz oldu mu yani nasıl bir regülasyon tabi olacağınızı Anlamaya çalıştınız mı? Coinbase de dedi ki evet başvurduk defalarca ama bize bir cevap vermediler. Çünkü diyor ki sermaye piyasası kurulu bu bir menkul kıymet. Benim yeni bir hükme, yeni bir regulasyona ihtiyacım yok. Olan bunu zaten yasaklıyor. Hakim o kadar emin değilim bundan. Burada yeni bir dijital varlık sınıfı var. Belki bununla ilgili yeni kanun çıkması gerekir. Siz kanunun yerine geçemezsiniz. Yeni kanun gereken yerde siz geri çekilmelisiniz. Evet durum böyle. Çok özetlemek gerekirse sermaye piyasası kurulu. Bunlar Hovey Test'e tabidir. Burada bir hata var bunlar menkul değerdir diyor Coinbase de diyor ki hayır burada bir sözleşme yok zaten burada 2 c ticaretini yapıyoruz. Bunlar birer koleksiyon ürünü gibidir. Bu yüzden sizin hükmünüz dışında üstelik biz size geldik sorduk, regülasyon verin dedik, regülasyona vermediniz. Bu durumda Kongre'nin vermesi gereken kararda siz araya giriyorsunuz. Bu yaptığınız yanlış. Şimdi benim izlediğimim yargıcın oldukça ödevini iyi yaptığı. desentralize finans nedir? alt Altcoin'ler nedir? huvey test nedir? Bunları çok iyi çalıştı. Benim ayrıca bir duygum daha var sanki aslında. Yani çoktan da kararını vermiş. ve karar Coinbase'in lehine olacak gibi. Yani dava düşürülecek gibi. Ama tabii burada siyasi dengeler devreye girebilir. Sonuçta ben Amerikan hukukunun bir uzmanı değilim. Yargıçlar nasıl karar veriyor da bilmiyorum. Belki bundan dolayı dava görülsün de diyebilir. Neden? Kendi üzerinden sorumluluğu atıp bu konudaki bütün detayların ortaya dökülmesi için. Ama bana sorarsanız daha fazla detay yok aslında konuşacak olan. Çünkü eğer bir kontrat söz konusu ise testte burada bir kontrat yok. Konu bitmiştir. Bundan dolayı Amerikan Kongresi'nin yeni kanun çıkarması gerekir. Yargıcın davayı Iki hafta ile 6 hafta arasında karara bağlayacağı bekleniyor. Bunun olumlu bitmesi durumunda bu altcoinler için çok yararlı olur. Coinbase için de yararlı olur. Coinbase'de yatırımım var. Neden Coinbase için yararlı olur? Çünkü Coinbase bu altcoin'den alım satımının epey bir komisyon elde ediyor. Ayrıca staking ellere de var. Unutmayın, Coinbase şu anda siyasi olarak da çok güçlü bir yerde. Çünkü Amerika'nın bütün büyük bitcoin ETF'leri neredeyse kriptolarını Coinbase'de saklıyorlar. Arkasında BlackRock gibi güçlü devler de var. O yüzden Sekin davayı uzun vadede kaybedeceğine tamam tamamen eminim. Ama yargıç davayı uzatacak mı uzatmayacak mı onu bilmek zor. Birkaç hafta içerisinde inşallah sonuçları alacağız. Durum böyle. Kabaca özetlemek istedim. Umarım yararlı olmuştur. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.